Taner Baskın ben. Geber Tourism ve Elite Otel'in sahibiyim. Aynı zamanda incoming yapan, yurt dışı seyahat işleri yapan, yurt içinde ve yurt dışında şirketleri olan büyük bir grubun başındayım. Bizler yıllar önce Yüksekova'daki havalimanı açıldığında inanılmaz bir sevince boğulduk. Fakat kışın bu sevincimiz kursağımızda kaldı. Şimdi devletin yapmış olduklarının hepsini çok iyi biliyorum. Devletimiz üzerine düşeni yapıyor. Biz vatandaşlar da yardımcı olmamız gerekiyor. Şimdi cihaz olmadığı için bütün bir kış boyunca özellikle Nevruz aylarında biz çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ben bu geçen dönem mesela Nevruz'da iki tane uçağımızı iptal ettik burada. Charter yaptım ben. Uçakları Van'a indirmek zorunda kaldık bir tanesini. Bir tanesini iptal etmek zorunda kaldık. Yüz binlerce dolar zararımız oldu. Sadece bu biz turizmcileri bağlayan bir konu değil. Şimdi Yüksekova kozmopolit bir yer, çok inanılmaz bir yer, ticaretin geliştiği bir yer, çok daha iyi bir yerlere gelebilecek bir yer. Yüksekova turizm açısından inanılmaz potansiyele sahip bir yer. Sadece Yüksekova hitap etmiyor. Yanı başımıza benim Urmiye'de ve Tebriz'de şirketlerim var. Tahran'da yeni bir şirket kurduk. Biz bütün bu geliş gidişlerimizi Yüksekova'daki havalimanı üzerinden yapmak istiyoruz. Bugün Yüksekova'da Hilton Oteli var. Bizim gibi irili ufaklı başka otellerimiz var. Ciro dağlarımız var, Sap göllerimiz var. Biz bunları pazarlamak istiyoruz. Kışın daha aktif hale getirmek istiyoruz. Bölge insanına katkıda bulunmak istiyoruz. Yani burada sadece geçmişteki yaşanmışlıkları dile getirmek istemiyoruz. Biz bundan sonra çok daha iyi şeylerle anılmak istiyoruz. Onun için turizmimizin iyi yere gelmesi için, bölge insan ticaretini çok iyi yere çekebilmesi için bizim havalimanına inanılmaz derecede destek vermemiz lazım. Dün ben çok üzülerek birkaç görüntü izledim. Çok üzüldüm. Ben Tahran'daydım görüntüleri izlediğimde. İnsanlar bana şunu söyledi. Ya dedi böyle bir cihaz bizim memleketimizde olsa biz evimizi boşaltır veririz. Ya ne demek ya? Böyle bir cihaz geldiği zaman uçaklar inecek, kalkacak, bunun hastası var, boyu var, bir sürü şeyleri var. Ya şunu düşünemiyor musunuz? Bu uçak inmediği zaman insanlar ne kadar zarar ziyana geliyor. Sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da böyle. İnanılmaz bir havaalanımız var, uçaklarımız gelecek ama bu cihazı konulmadığı için bu uçak inmeyecek. Şimdi dönüyoruz bir taraftan, devlet bu işi yapmıyor mu? Devlet cihazı alacak, getirecek buraya, koyacak ama ben bırakmayacağım. Ya bu kötü niyettir, başka bir şey değil bu. Ben sadece benim için çalışsın demiyorum ki. Benim hastam oluyor, benim başka sebeplerden ötürü ticaretim. Sadece beni bağlayan bir konu değil ki. Bugün yüksek ve 150 bin nüfusu bir şehir olmuş, etrafıyla birlikte Urmiye'sini, Tebriz'i bağladığın zaman bizim bu havalimanımızda yaklaşık günde 5-6 tane uçağın kalkması gerekiyor. Bugün olup biten her olumsuzlukta o cihazı bıraktırmayan insanlar sebeptir. 3-5 kuruş para alacaklar diye bu kadar insanın bence hiç günahına vebaline girmesinler. Tamam, devlet herkesin parasını zamanında verdi, istimlaklarını yaptı, hasta paralarını ödedi, havalimanını kurdu. Şimdi sadece sizler 3-5 kuruş para alacaksınız diye bu kadar insanı mağdur edemezsiniz. Bizler, sadece biz turizmciler değil, herkes bu işten çok muzdarip, çok zarar görüyor. Yanı başımızda 2 tane, 3 tane gümrük kapısı var. Her birden biz şimdi kendin üzerinden insanları getirip buradaki havalimanından göndermek istiyoruz. Ya daha bundan 10-15 gün önce ya, güpe gündüz uçak inemedi ya. Bu cihaz olmuş olsaydı inecekti. Bakın, delilli ispatlı konuşuyorum. Bundan tam 10 gün önce burada uçak iptal oldu. Bu uçak gitti Erzurum'a indi. Ben Erzurum'dan otobüs tuttum, o insanları buraya getirdim. Bana gelirken gece saat 1'de buraya vardıklarında söyledikleri bir söz vardı. Neden inmedi? İşte şu oldu bu oldu. Bir tanesi çıktı bana dedi ki, kardeşim dedi siz kötüsünüz. Biz kötü değiliz. Biz o cihazı koydurmuyorsak elbette kötü oluruz. Bizim bir an önce kendimizi düzeltmemiz lazım. Ben bu röportajı yaptıktan sonra altta bir sürü yorumlar olacaktır. Beyler, bayanlar, siz bize zarar verdiniz. O cihazı bıraktırmayarak çocuklarınıza, torunlarınıza kötü miras bıraktırdınız. Bunu yapmayın lütfen. Sadece kendinizi düşünmeyin. O uçak inmediği zaman kimlere zarar geleceğini hesabını yapın lütfen. Ulaşım medeniyettir. İnsanları medeniyetten uzaklaştıramazsınız. Siz insanların kendiniz yok sayabilirsiniz bazı şeyleri. Ama bu ulaşımı engelleyemezsiniz. Yetkililer üzerlerine düşeni yapıyorlar.
Ben iki dönem TÜRSAF'ta genel sekreterlik yaptım. Yurt dışı ve yurt dışında inanılmaz turizm işleri yapıyorum. Yüksek Ova'ya da çok ciddi anlamda yatırımlar getiriyoruz. Sadece bu konuda değil, başka konularda da. Mesela yakın bir zamanda tekstille ilgili burada büyük bir yatırımımız olacak. Ben insanları dışarıdan getirdiğim zaman, Van'a indirdiğimde o taksiyle, Mercedes'le, onunla bununla buraya getirmem bir şey ifade etmiyor. Ama eğer ben yatırımcı direkt uçakla buraya indiriyorsam, bir sıfır önde başlarım. Medeniyete balta vurmayın, ulaşımımızı kesmeyin lütfen. Ben şunu da dile getirmek istiyorum. Bu cihazın buraya gelmesinde emeği geçen insanlara canı gönülden çok çok teşekkür ediyorum. O cihazların ne kadar zor şartlar altında alındığını, gönderildiğini çok iyi biliyorum. Çünkü ben TÜRSAT'tan öyle bir kültürle geldim. Bu konuları çok iyi bilen birisiyim, turizmciyim ben. Bu cihazların maliyetlerini de çok iyi biliyorum. Ne kadar zor şartlar altında alınabileceğini, yatırım yapılabileceğini de çok iyi biliyorum. Bu anlamda gerçekten bütün samimi olan insanlara, bu yatırımı buraya gönderenlere de canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Yüksek Ova'da yıllardır kurulmayan bir cihazımız vardı havaalanında. Dün ölçülerin alındığını biz haberini aldık ve gerçekten çok mutlu olduk. Bu durumda da biz turizmciler olarak, ajantacılar olarak da yani bu mağduriyetin ortada kalkması bizi gerçekten halkın adına ve kendi adımıza biz mutlu olduk. Ölçüm alındığına göre bir an önce de cihazın kurulacağını şu anda öğrendik. Ve bir an önce gerçekten bunun artık bitmesi ve kurulması gerektiğine inanıyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet, senelerdir bir Yüksek Ova'da havalimanımız bulunmakta bildiğiniz üzere. Ve kışın çok çetin geçen hava koşullarından dolayı uçaklarımız iniş yapamıyordu. Malum buradaki hava koşulları sistem dolayı inişleri olmuyordu. Buna bir cihaz gerekiyordu. Aletli iniş sistemi cihazı gerekiyordu. Senelerdir Yüksek Ova'da havalimanımız bulunmakta. Malum çetin kış şartlarından dolayı uçaklarımız iniş yapamıyordu. Ve biz bunu sürekli dile getiriyorduk. Biz ajanta arkadaşlarımızla beraber. Evet, sonunda olumlu sonuçlar aldık. Yaptığımız çalışmalardan dolayı bize bu sistemi kurdular Yüksek Ova için. Bunun için emeği geçen bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Güzel sonuçlar aldık bundan dolayı. Havaalanımız 2015 yılında yapıldı. Fakat kışın uçaklarımız bir türlü iniş yapamıyor. Sürekli iptaller yaşanıyor. Biz ajantalarla bu durumda çok etkileniyoruz. Zaten yolcularımız da bu durumda çok etkileniyor. Mecburen civar illere gönderiyoruz. Yani bildiğiniz gibi yollarımız da berbat. Van'a en yakın havaalanı var. Oraya gönderdiğimizde bir sürü kazalar da meydana geliyor. Ve bu yüzden vatandaşlarımız sürekli çok mağdur oluyor. Şükürler olsun. Aletli iniş sistemimiz de getirildi havaalanında. Yani ölçümü de yapıldı, kurulacak. İnşallah bundan sonra kışın daha sağlıklı, daha iyi uçuşlar olacak burada. İptaller olmayacak. Yani daha çok da tercih edilecek. Çünkü İran olsun, Irak olsun, kışın bir türlü misafirleri buradan gönderemiyorduk. Mecburen onlar da Van'a gidiyordu. Ve bu yüzden de uçaklarımız çoğu zaman boş olduğundan dolayı da iptaller yaşanıyordu. Yani o yüzden yani bu konuda emeği geçen herkese biz burada teşekkür ediyoruz. Akboy Turizm'den Erhan Akçelik. Şimdi havalimanımız son derece modern bir havalimanı ama bu ALS cihazının olmamasından dolayı kışın çok sıkıntı yaşıyorduk. Çoğu zaman uçuşlar iptal ediliyordu. Çoğu zaman yolcularımız havalimanından geri dönüyordu. Kimisi Van'a gitmek zorunda kalıyordu. Kimisi işlerini yapamadıklarından dolayı iptal ediyordu. Ama son zamanlarda bu havalimanında bu ALS cihazını yeri konusunda anlaşmaya varıldı ve yer tespiti yapıldı yetkililerimizden. En kısa zamanda inşallah bir çözüme kavuşturulmasını umuyorum. Şimdi ALS cihazı Yüksek Ova geldiğinde başka firmalar da gelecek. Adana olsun, başka bir diğer illerimiz olsun, uçuşlar bırakılacak. Bu da Yüksek Ova için
iyi bir şey. OLS cihazının olması artık bundan sonra kışın yani yine iptal olacak ama minimuma inecek. Hem kışın rahat istedikleri yere gidebilecekler hem de yazın yani yağmur yağdığında veya hafif hava kötü olduğunda iptaller olmayacak. Başka illere gitmek zorunda kalmayacaklar. Daha çok İran'dan olsun, Irak'tan olsun yolcular gelecek. Yani kısacası OLS cihazının gelmesi Yüksekoy için son derece faydalı bir şey. Yani her zaman her havalimanına verilen bir şey değil. Yüksekoy'un yani konumsal durumundan mütevelli OLS cihazının olması şart. Bu durumdan emeği geçen yetkililer olsun, herkesten Allah razı olsun. Dün bize güzel bir haber ulaştı. Dün aletli iniş sistemi bizim Yüksekova'da kurulacağını belirttiler. Biz bu konuda çok mutlu olduk. Biz bu konuda çok sevindik. Bu vesileyle sizin aracılığınızla emeği geçen bütün arkadaşlara, emeği geçen bütün insanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Söz konusu bu alet bizim için çok önemliydi. Çok önemli yerler kaplıyordu. Yolcuların zaman zaman iptal sebepleri, zaman zaman olmayan yerlerden uçuş yapmalarını önlemek için en güzel cihaz oldu bu. Aldığımız duyumlara göre dün yer ölçümü yapılıyordu. İnşallah bu vesileyle bütün Yüksekova için güzel bir şey olacak. Bundan ötürü de yolcularımız sıkıntı yaşamayacak. Yolcularımız artık rahat bir şekilde yolculuklarını yapabilirler. Seferlerin iptali düşüş seviyesine gelecek neredeyse. Bu Yüksekova için büyük bir katkı olur. Çevre iller, ilçeler için de büyük bir katkı olur. Dediğim gibi bütün emeği geçen bütün arkadaşlar ya da gereken kim varsa bu işin içinde teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ajantacı olarak biz bu konuda mutluyuz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz.